Herkese merhaba, ben Şenol. Minecraft Skyblue'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Böyle çömüyor kalktım. Nasıl? 10 numara. Çözüm bulamadık. 3 tane taş kredi aldım abi. Hepsi o. Hemen şöyle göstereyim. Amelilik yapıyorum. 1, 2, 3. Tamamız. Kredi sonuçlandı. Sadece 3 tane taş. Fazlasıyla yetiyor. Onun dışında zaten hemen hemen her şey açık. Yani en azından oyunda yapılabilecek şeylerden her şey açık. Ki başka şeyler de açılıyor. Yani açılmada sıkıntı yok. Niyeyse taş, odun, kazma balta, odunlarda sıkıntı var. Yani çözemedim onu. Olay nedir? Yorumlara da saatlerce bekledim çünkü. Videoyu yayınladım, saatlerce baktım. Çözüm bulamadık anlaşılan. Neyse, sıkıntı değil abi. 3 tane taş almıştım, 3 tane taş attım. Bir problem olacağını sanmıyorum. Buradan doğru yardıracağız. Şimdi durumumuz nedir? Bu bilmem kaçıncı save bu arada. Tekrar baştan yapa yapa bu hale geldim. Şu şekilde ufak bir yer yaptım. Çevresinde çift yarım taş koydum ki illa söyleyenler de olacak da. Kırık taşlar 64 tane. Onları bölünce böyle yarım taş olunca katlıyorsun abi. O şekilde buradan yürüyeceğiz bir yerlere. Ama ilk başta diyorum ki şu toprağı tamamen buradan kurtarayım. Taşı kullanarak bir taş jeneratörü artık öyle mi olur? Cobblestone Generator diyorlar. Yabancı da işte taş jeneratörü mü diyorlar. Türkler bilmiyorum. Türkler nasıl telaffuz ediyor ufak fikrim yok. Sonuç olarak bunu taş versiyonunu yapacağım. Yapacağım. Bunu taş versiyonu büyük ihtimalle buraya yapacağım değil mi? Sonra burayı temizleyeceğim. Toprak mümkün mertebe ileri yayacağım. Sonra çift taş çevresini döneceğim. Ondan sonra korkuluk döneceğim. Belli yerlerden yol yapacağım. Yapacağım. Hepsini yapacağım. Bu büyür mü acaba? Emin değilim. Muhtemelen büyümezler. Birbirlerine çok giriyorlar ya. Araları biraz daha açmam lazım bunu. Şimdi temizleyeyim ben bunu. Şurayı bir temizleyelim hızlıca. Abi şimdi bu 1, 2, tam 3 değil. O zaman 4 kare veyahut da 5 kare. 5 kare koyayım aralarına boşluk ya, en temizi. Daha mantıklı olacak sanki. Şimdi bir miktar taş farmlayacağız. Odun. Ondan sonra büyük ihtimalle şuraya doğru yol alacağım. Yakınlaştıramıyorum tabii. O yakınlaştırmayı en son açmadım. Belki ondandır diye kapattım, açtım vesaire vesaire. Bir dahaki bölüm hallederim ama muhtemelen onu açarım ya. Onunla bir alakalı sorun olacağını sanmıyorum. Sonuç olarak bataklığa gitmemiz lazım su almak için. Ama çölden başlayayım diyorum ya. İlk çöle yol yaparız. Hala arayı tam nasıl yaparım onu ettiremedim. Yani belli başlı yerlere, mesela şuraya muhtemelen sürekli gideceğim. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Tırstım. Şu bağlantı sayıp da bunu ettirmesin. Bunlar devrilsin yani. Düşsün istiyorum bunlar. Tamamdır. Yalnız bunda maşallah var ha. Büyüdü mü? Biraz yavaş büyüyor ama. Büyüme sürüleri bilmiyorum. Aslında bir hesap etmek lazım onu. Biraz daha yavaş büyüyor gibi geldi. Şimdi bu ona bağlı olduğu için ben burayı da yıkıyorum. Bir tık daha büyümesini beklerdim. Bunlar iki kademe büyüyor. Belki ondan hızlı büyüyor. O tek kademe mi büyüyor? Muhtemelen. O olabilir. Mantık o olabilir. Bu zırt diye büyüdü çünkü eşek kadar. Tamam, bunlar devrile dursun. İlk başta şuraya ben ne kadar daha gideriz? Yani ağaçları da rahatlıkla dikebileyim istiyorum. Yani şuraya bile dikilebilir ağaç. Burayı 3 kare bile açabilirim. Çok da geniş alanın ne mantığı olur bilmiyorum ki. Çok da gerek yok herhalde ya. Ama sonuç olarak burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kare ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kare. Şuna ve şuna tabi. Havada yaparım herhalde ya. Yok, saçma mıdır havada ya? Belki de saçma olur. Şu şekilde daha iyi olabilir. Böyle koysam. Bu kadarı yeterli olur herhalde. Yani 6 kare jeneratör için yeterli. Geriye doğru da 4 kare. Dekorunu düşünüyorum ya. Dur bakayım, bir yapayım bir kafamdakini. Hayırlısı. Hani yaparken de düzgün yapayım istiyorum. Böyle uygundur bence ya. Bunu da buraya niye koyuyoruz derseniz, ki muhtemelen çoğunuz demez de. Kazmayla vuruyorum ya. Sürekli vuruyorum. Arkasında da bir taş varsa, toprak da varsa, ikinci taş oluşana kadar anında mındar edebiliyor onu. Ki üstlerini de şu şekilde kapatıyorum. Ya su kısmını kapamaya da gerek yok aslında da, en azından burası
Taşın lava düşmesini engelliyor. İlk etapta babam nerede? Gel bakayım. İlk lavı götürelim. Daşınıyoruz. Hatta şunu hop, şöyle koyarsam daha iyi oluyor. Değişik değişik taktikler yine maşallah. Maşallahınız var. Tebrik ediyorum. Şunları da kapalım da buradan. Hop. Gel bakayım. Gideceğim bataklıktan alacağım suyu. Ben o ekstra şey muhabbetini farklı sebeplerden söyledim. Yani bu tamamen başka bir durum. Oralara gelirsek ki bu seviyede geleceğimizi sanmıyorum da. Cam şişeyle bu gübre yaptığımız şeyin adı ne onu da unutuyorum hep arkadaş. Var mı burada o? Görürsem gösteririm. Açık da olmayabilir. Bak şimdi normalde açık olmaması gereken bazı şeyler de açık burada. Ki şu an o burada yok. Değil mi? Nerede burada falan olabiliyor mu? Sanmıyorum. Anladınız siz onu ya. Gübre yapma zavacıngosunun içine su boşaltıyorlar abi. Şişeyle oradan su. Öyle miydi? Yok. Şişeyle onun içine su dolduruyorlar. Şişe bitmiyor nasıl oluyorsa veyahut da alver mi yapıyorlar? Değişik bir taktiği var onun. Tam ben de öğrenirsem gösteririm onu. Şu an ben de bir karıştırdım onu. Neyse boşver sıkıntı değil. Ya burayı odunla falan da dekor yapasım var da yanacak ondan korkuyorum. Lav özellikle yakıyor. Bu kül olmuyormuş. Çok uzun süre yanmasını beklemedim. Ama kül olmuyormuş anlaşılan. Onun için şu pozisyonda en sağlamı bu. Yani uzun lafın kısası bunun herhalde en sıkıcı kısmı diye adlandırılan şu. Bir kısa yolu vardı yayında söylemişlerdi. J miydi? Bir şeydi. Şu şekildeyken o tuşu yaptığınız zaman bir nevi oyuna reload yapıyor. Reload'dayken hangi tuşlar basılıysa reload'dan sonra da o tuşlar basılı kalıyor düşünün. Şu şekildeyken reload şeyini ayarlıyorsun. Çıt böyle kalıyor abi. Senin tek yaptığın burada kazmaları diziyorum ya ben. Kazmadan kazmaya geçiyorum. Bir kazma kırıldığı zaman. Kazmada 2-2,5 stack falan veriyor. Allah bereket versin. Bu şekilde. Ben onları kasarım. O sıkıntı değil. İlk başta şurayı bir temizleyelim. Şimdi burası tamam. Tamamız. Sen de lazım değilsin artık ama. Topraklar lazım bana. Şurayı temizleyelim. Ha, aslında bize yeni yer lazım değil mi? Bir tane de şey olsa fena olmaz. Hani craft mekanı. Yok, buraya kurulur ya şimdilik. Kovamız önemli. Bu dot 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 dot. Düşün 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 düşün. Buraya girdiğimizde şunu şöyle koyup. Oha, yanlış oldu. Yanlış 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 yanlış. Hoppa. Gel bakayım. Heh, tamam. Şu önemli. Bu önemli. Gerisi Allah yine sinek geldi. Harbiden bile taşak geçiyor ya. Kanalın maskotu oldu. Abi aynı sinek değil bu. Doğal olarak. Işığı yakıyorum ya. Işığı yaktığım zaman sinek geliyor. Manyak. Deli midir nedir? Tamam şimdilik böyle iyidir. Şu toprakları buradan sömüreyim. Burayı tamamen düz yapayım. Çevresine bir de korkuluk koyalım. Şimdilik nereden kapı koyacağımı bilmediğim için herhalde şu an hemen kapı koymam. Niye bununla vuruyorum? En ufak fikrim yok. Toprakları bir dizeyim de. Yalnız bu arada şeye güzel açıklama getirenler olmuş. Yorumlara bakabilirsiniz. Yani ekstra bilgiler için. Şimdi yüzbanlık aile sorusu da her bölümde öyle bir tane soruyorum. Aynı anda dikiyorum. Bir tanesi büyüyor. İkinciyi dikiyorum. Tekrar o büyüyor. Buradan büyümeyen hala var. Ama diyeceksiniz işte alanla alakalı falan filan gibi yorumlar yapanlar olacak. Alanla da alakası yok. Onun da testini yaptım. Tahmin ediyorum tamamen random da işte. Nasıl bir şansı var? Bayağı matematiksel olarak sokuyor. Benim hoşuma gidiyor bazen öyle bilgiler ya. Detay bilgisi mi diyeyim artık? Ne diye adlandırılır emin de değilim. Ağaç var lan. Şunlardan ekeceğim ya. Daha iyi oluyor. Ha dur. Bir dakika. Şey lazım bize. Ya bol bol gerekecek zaten. Sen şunlardan bana yardırsana. Hop. Bak 3 stack verdim. 6 stack verdi. Tam gerçek anlamda taşı ikiye bölüyor. Ortadan. Ve burada ilginç bir şey ben fark ettim. Onun hala tartışmaları dönüyor. Şu şekilde koyduğun zaman bunda mob spawn olabiliyor.
Normalde yarım bloğun üstünde mob spamlı olmaz ya. Standart bilgidir o. Ama o yarım bloğu alt kısma koyarsan, en azından burada öyle şeyde onun tam şeyini hiç test etmedim de burada ben onu test ettim. İddia edenler için söylüyorum. Şu şekilde koyduğun zaman yani bloğun üst kısmına koyduğun zaman spamlı oluyor. Alt kısmına koyduğun zaman spamlı olmuyor. O şekilde burada. Tahmin ediyorum yani bunun mekaniği bu şekilde diye düşünüyorum. Emin de değilim tabii de. Hani %100 bir şey söyleyemeyeceğim. Ama ben öyle gördüm. Oğlum hiç mi vermedin lan? Dalga geçiyorsun ya. Bu hiç vermedi. Vay anasını. Hop. Buradan çıkacak. Hop aşağı uçacak. Hayır aşağı uçmadı. İyi bir tane verdin. Sağ olasın ya. Allah razı olsun ya hocam. O nedir ya? Bildiğin iyi verdin bir tane. Şurası. Ha, fazla fazla ara koydum. Çevresindeki yeşilliklerle alakalı bir şey de olabilir bu. Öyle böyle bir durum da olabilir. Hoş bu da aynı. Duvara yakın bir kare var. O büyüdü. Bir şey değişmiyor herhalde. Bilmiyorum. Şey düşünüyorum. Taş, çit, duvar. Neyse bu. Probabilitesi var sanki bunun ya. Olur bence ya. Yardır bakayım kardeşim. De havaya koymak istiyorum. Veyahut da üstüne mi koysak? Üst daha mantıklı değil mi ya? Kendim böyle bir korumalı alanda bulmak istiyorum. Havaya koysam bir kare daha genişlerdi de. Ya ne olur ne olmaz aradan bir şeyler düşer falan filan. Hava dediğim de buraya koyuyorsun. Yana koyuyorsun sonra onun yanından doğru gidiyorsun. Şeyi de öyle yaparız. Yollarda öyle yaparız. Bu kadar kasabilirsem tabii. Her yola da koruma koymak biraz göç istiyor da. Öyle bir şeyler yapabiliriz orada. Burada havaya koyabilirim. Bak şöyle göstereyim. Arada bir boşluk kalsın. Dekor. Evim evim güzel sıcak evim. Baya düz mantık oluyor ama iyidir böyle. Herhalde ilk gideceğim alan... Şu biraz daha taş farmlamam gerekecek de. Burası... Şeye doğru gidecektim. Ya hala tasarımında tam... Hani belli bir plan yapayım onun üzerine full çalışayım istiyorum da. Hep buradan dümdüz yol... Şimdi buradan bir düz yol gideceğim de ondan yana giderim. Şeyde yayında şöyle bir kafamda kurmuştum. Çok da yaptığım söylenilemez de. Atıyorum mesela buradan gittim 3'üne. Ama 5'in olması lazım. Öyle olmaz ya. Buradan gitsem şöyle. Oradan ayırırım. Buradan gitsem şöyle ayırırım. Burada bir tane var. Çölü boş ver. Yerim çölünü. O zaman şu mantıkta benim buradan yürümem lazım. Tabii. Buradan doğru gitmek lazım. De bunu ortalamaya uğraşayım mı? Gerekir mi? Saçma mı olur? Emin. Aha da burası. 23 kare. Şu dışı saymıyorum. Burası tam ortası abi. 12. kare. Sağdan da soldan da. Buradan ben dümdüz yardırıyorum o zaman ya. Ne kadar hoş taşı da bitirdim. Ne kadar bloğum var? Abi lazım olmayanları ne olur ne olmaz. Şunları şöyle atıyoruz. Sonra Mission Yusuf. Herhalde nasıl tabir edeceğim işte. Hepsini yanıma alayım mı? Ya alayım bir şey olmaz ya. Sen de var ya. Ne dırstım. Ha bir dakika ben bir elma yiyeyim lan. Az acıktım. İki tane elmam var zaten. Bak bağışlar mesela şu anda yarım büyüdü. Bazen zırt diye büyüyor. Bazen yarım büyüyor. Neyse biraz daha büyüsün ya. Yani biraz da beklerim onu. Buradan doğru ben artık gidebildiğim yere kadar bakayım. Nereye kadar götür diyeceğim de baya götür ya. Kaç stack var. İyi çalıştım ya yayından önce. Dua edelim evde de bir şeyler spawn olsun. Yani orada normalde... Ha bir dakika. Olabilir mi? Olur herhalde ya. Ağaç mağa çektik ya. Ama plain olarak geçiyor. İşte koyun, inek vesaire bir şeyler spawn olma ihtimali var. O spawn olsa bile şu an çiftleştiremeyiz, bir şey yapamayız. Koyunun yününü alamayız. Mal mal bakarız herhalde birbirimize. Olsun, hayvan hayvandır. Yanıma arkadaş olur. Neden olmasın? Nereye kadar geldim? Bak geldim.
Yarıyı geçtim galiba. Şu an şuralarda bir yerde duracağım. Ya çöle herhalde bir sefer mi gideceğim? Yok, bir iki sefer. Yani kumları falan da alacağız. Daha ileri doğru kaktüs maktüs ekme falan filan herhalde. Bakarız duruma göre. Buna şimdi ben böyle devam edeyim. Şuranın hizasına gelsem yeter. Buraya kadar da. Geri kalanı da tek yolda yaparız. Öyle yaparım en temizi ya. Zaten aralara daha bir ton yer dolduracağız. Mob spawnı falan. Bir şeyler olacak yani doğal olarak. Evet. Şimdi jeton düştü. Sıçtım değil mi? Kesinlikle sıçtım. Lanet olsun. Hiç ışığım yok, bir şeyim yok. Allah geçmiş olsun. Hadi be. Oh oh. Mahsur kaldım burada. Ne diyorsun ya? Oğlum. Görüyoruz mu? Bilmiyorum bit kadar ama. Orası bayağı konser alanı gibi oldu. Aha, çok büyük sıkıntı. Bu creeperlar falan orada patlar. Kaç tane creeper? 1, 2, 3, 4, 5 tane buradan sayıyorum. İskeleti sayamıyorum. Ananınki. Lan! Dalga geçiyorsun. Anne! Sıçtık. Yalnız şimdi annem gelecek abi. Ben buradan gram kıpırdamam valla. Sabah olana kadar ben buradayım. Yani kimse gıpraştıramaz buradan. Sabah olsun, çoğu yanar. Ağacın altında kalanlar. Artık bir şekilde halledeceğiz, ne yapalım. Ben buradan darlarsam benim peşime gelir yanarlar ya. Tahmin ediyorum. Yol açık çünkü. En ufak fikrim yok ne oldu. Telefonda Instagram'da dolanıyordum ben. Abi gündüz oldu da hala yağmur yağıyor. Yani bunların gitmemesi lazım. Galiba. Öyle değil mi ya olay? Kendi kendilerine despawn oldular. Aa, oradaki de gitti. Lan sinek git başımdan. Allah Allah. 128 kare ötesiydi galiba. Olduğu zaman despawn oluyorlar. Onu hatırlıyorum. 128'di galiba değil mi? Ya rakamlarda ufak tefek karışıklık olabilir. Aha büyümüş bu. Gel bakayım. Hatta bir süre ağaç ekmesem mi? Benim buraya meşale yapmam lazım. Onun için de taş lazım. Adam gibi buraya bir güvenli hale alalım. Ondan sonra gidelim. Bize ne lazım biliyor musunuz? Bize taş lazım. bana taş lazım. Aynen. Bana taş lazım. Bir miktar. Hemen de ilki de alebe mi gider? Aa, şunların tepesine şey kondurayım lan. Doğru. Unuttum. Pıt. Pıt. Düşünsene. Lavın üzerine yağmur yağıyor diye lav sönüyor. Game over biliyorsunuz değil mi? Yani burada lav gitti bitti. Olay. Gerçek anlamda. Şu an elimdeki taşla mesela suyu kurtarabilirim. Kovan var. Orada sınırsız su var. Oraya kadar ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ama lav giderse GG yani o. Aha. Ne güzel de arkaya düştü lan. Ama orada da aradan muhtemelen kayıyor gidiyor ya. Büyük ihtimalle. Gel canım güzel kardeşim gel. Şincik. Nasıl şöyle şöyle böyle. Tamamdır. Şöyle koyabilirim. Şöyle çubuk şey yanma süreleri acaba en karlısı hangisi oluyor? Tahmin ediyorum. Şunları yakayım zaten onlar gereksiz de. Böyle daha iyiydi galiba. Bundan kömür çıkartacağız. Çubukla birleştirip meşale yapacağız. Burayı ufaktan bir aydınlattık mı yırtarız herhalde. Şeylerin üzerine koyarım herhalde değil mi ya? Bakarım bir karanlık durumu nedir ne değildir. İlk kömürümüz. Al kardeşim yakala yine. Yandır. Meşalemiz de geldi. Çıt. Çıt. Hoş bunu üstünde de yapalım. Meşa. Ne diyorsun ya? Meşale öyle değil miydi ya? Çubuk üzerine kömür, kömür. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Yo. Kömür üzerine çubuk. Sıçtın mı? Dalga mı geçiyorsun? Sakın ha. Hayır. Oğlum onun da mı başka taktiği var? Odun kömürü. Kömür işte. Evet. Kömür. Meşale yazıyorum zaten. Meşale çıkmıyor. Ups. Oğlum meşalesiz oynanır mı bu? Acaba özellikle mi yapıyorlar ya? Hayır, ondan da tırsıyorum şimdi.
Bug da olabilir. Oyunun zorluğu da olabilir. Meşale yok diyor adam belki. Belki. Ama ben bunda meşale kullanmıştım. Meşale yapıyordum. Aynı haritada oynadım bu arada ben bir miktar yani. Şeylere falan gittim. Baktım. Oğlum olmaz böyle. Ya ne yağdın mübarek. Vallahi billahi ne yağdın. Ben burayı bir temizleyeyim de. Bu ağaçların altında falan kalıyorlar. Yansın götler. Uğraşmayalım. En kötü o şekilde hallederiz yani. Gündüz olunca eve döneriz. Ne yapalım? Yapacak başka bir şey yok şu anda. Onu bir kurcalamak lazım. Hatta ben şu meşaleyi bir daha bir... %99,9 eminim ama %100 yapmak adına. Meşaleye bir bakayım. Kesinlikle bu ya. Aynen. Geçmiş olsun. Geçirenler sağ olsun. Ya o da bir baksa eğer ki bir dahaki bölümün yorumlarında anlarız. Ya bu bölümün yorumlarında bir dahaki bölümde anlarız. Baksa malzemelerini şettir, öbür taraftan şettiririm ben. Öyle şettirelim ne yapalım yani. İnşallah o kadardır. Hani ahşap şu anda beni herhangi bir şekilde sıkıntıya sokmuyor çünkü. Sadece başta bir tane kazma yaptım mı odun, tahta neyse bitiyor. Devamında herhangi bir sıkıntıya sokmuyor ama meşale biraz problem çünkü yollara falan da dizesim vardı. Çünkü şekil olarak üstten doğru yaptım, alttan doğru yapmadım. Alttan doğru yapsam doğamazlardı. Üstten doğru yaptım. Etrafına dedim duvar koyarım, meşale koyarım, dekor olur falan. Güzel bir yolumuz olur. Sıçmış olabilirim şu anda yani. Tam yola çıktım. Hayvanlara doğru gidiyordum. Şey geldi aklıma. Şöyle bir daktik vermişlerdi bana. Ben bunu normal Minecraft'ta hiç kullanmamıştım. Kase. Kaç tane yapsak? 8. Yeter herhalde. İneklere gideceğiz abi. İneklere sağ tıklıyorsun. Yemek veriyor. Oraya ulaştığım zaman göstereceğim. Muhtemelen bugün buranın sağını solunu full böyle koruma yapamam da en azından ineklerin orayı düzleyip koruma yaparım oraya. Yani oranın da toprak alanını burası gibi düz yapıp etrafına koruma dönmek istiyorum. Çok da düzlemeye gerek yok ya. İki kat aşağı indirsem. Hani biraz alanları geniş olsun. Etrafına belki temelden şey dönerim. Duruma göre dur bakayım bir gideyim de ilk başta. Geliyorum yavrucaklar geliyorum geliyorum. Çok büyütmeyeceğim ya. Şimdi düşündüm de buranın topraklarını benim oraya götürüyorum. Çünkü uzakta olduğum için toprak burada bir halta yaramayacak hiçbir zaman. Hani en fazla ineklere biraz özgür alan taşımış olacağım herhalde de. Mesela atıyorum. Gel bakayım. Tamam mı? Şöyle çektirsem. Dışa doğru koyarım buradaki korumayı. Fazla büyük yapmama gerek yok. Kademe kademe yapayım ki şeyi de çimi de dursun. Bilmiyorum hani olsa ne olur olmasa ne olur da ileri doğru anam ne yaptım lan ben diyene kadar böyle daha mantıklı. Oha çim oluştu lan burada. O kadar altını oluşturabiliyor musun? Belki bunun özelliğidir o. Çim dediğim de hani bu çürümüş çim mi oluyor artık ne diye adlandırılıyor ondan da emin değilim. Merhaba inek. Hocam dur ama orada gözünü seveyim bak. Düşme sen bana lazımsın. Müsaadenle. Beni de itme. He, saygılar. Şimdi şurayı da kapatabilirim. Sıkıntı yok. Giderken açarız. Hatta oralara kapı koysak fena olmaz. Bu aralar böyle boşlukta kalabilir ya. Problem olacağını sanmıyorum. Yeter mi lan? Oğlum siz de mi indiniz? Allah canınızı almaya. Niye iniyorsunuz aşağıya ya? İnmeyin aşağı ne olur ne olmaz. Şunu yık. Havadan havadan. 59 tane. Hadi aslanım. Koçum benim. Yetersin lan. Adamsın. Aslansın. Kaplansın. Lan hepsi indi aşağı. Zıbıdılara bak. Durun. Oğlum itmek istemiyorum siz. Mal bunlar ya. Yapıp yapıp duruyorlar. Gel gel içeri doğru gel. Canım güzel kardeşim gel. Şuraları alalım. Hop. Bu mantarlar işte burada büyüyünce ağaç oluyor değil mi? Mantarlar işimize yarayacak bizim.
Tam neye yarıyor hatırlamıyorum da. Çok güzel. Bunu alınıyor mu bu? Yok. Alınmıyor. Pıt diye gidiyor. Aşağı çim geldi mi? Geldi abi. Ben burayı düzlüyorum. Bu kadar bunlara yeter. Adam ona çok bile. Data. Şu yolu değiştiresim var ama benim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kare. Hiçbir türlü ortalayamayacaksın yani bu işi geçeceksin. Veyahut 1, 2, 3, 4, 5. Şu ikisini çift kare buradan götürsem orada olabilir. Neden olmaz? Manyak mısın demeyin. Yani biraz var. İleri doğru yamuk yumuk bakacağım ha. Ha bu arada durun bakayım lan. Yemek de bu. Hop. Bir tanesi bile yetiyor bana. Gayet de iyi. Dolduruyor yiyor. 3 blok birden doldur ya abi. 3 3. Deli gibi dolduruyor lan. Saniye sakın yerinizden gıpraşmayın. Ya burada biraz taş mundar olacak. Hem çift yapmam dolayısıyla hem yan tarafı kırdığımdaki dökülmeleri sayarsak. Şimdi şöyle kapalı kalın siz. Buraya sonradan kapı koyarız. O ağacı da hallederim ben ya. Ağaç dediğim de mantar. Elimdeki mantarları... Acaba toprak ya bildiğin toprak mı? Yani tabii. Bununla ben benim mekanı büyütebilirim. Bayağı standart toprak yazıyor. Herhalde burada olduğu zaman üzerinde öyle çürümüş çim artık neyse oluşuyor. Bizim orada olduğu zaman normal çim büyür herhalde. Böyle böyle ben tırtıklarım mekanlardaki yerli şeyleri, toprakları. Bizim ana ovayı büyütebilirim. Rahatlıkla. Şimdilik bu kadar abi burası. Buradan daha bir şey yapamayız. Şuraya iki tane de kapı çaktım mı? İneklerin mekanı tamam. Yemeğimiz tamam yani bir nevi. Yemeği halletmiş olduk. Bu yolun tek kare yeter bana ya. Sağlı sollu aynı bunlar gibi boşluktan şey yaparım. Veyahut da bunu da mı çiftlesem ben ya? Geniş geniş. Onun için yapacağım ama bir sonraki bölümün başında ben ne kadar amelelik yaparım ona göre bir bakarım. Burası çift aslında fena olmaz. Daha rahat gidip gelirim her yere. Çift yol. Ama diğer taraftan yine rahat. Sanki götüm mü büyüyecek? Karakter hep aynı. Yok tek yol. Tek. Ben tam ortaladım bunu. He, tek. Veya üçlü. Üçlü. Çok mu olur lan üçlü? Ya toplasam belki ekstra yarım saat mi alır? Şu anki hali ama ileri doğru düşünüyorum ben. İleri doğru çok çok da sıkıntılı olabilir. Bakar mısın abi daha ağaçlar devrilmedi bile. Neyse bence bayağı bir adam oldu burası ya. Elimde 1,5 stack daha toprak var. Şurayı yıkıp buraya doğru ilerletiriz onu. Tamamdır. İnsan oğlum sen niye hala buradasın? Ama o meşale problem tabii. Ne alt edeceğim onu bilmiyorum. Bu bölümün yorumlarına bakarım. Ona göre bir dahaki bölüme o şekilde ayarlarım. Eğer meşalemiz çıksa kredi çekeriz. Yapacak bir şey yok. Yani şu pozisyonda başka ne yapacaksın? Buyur abicim mantarlarımız. Yemeklerimizi de koyalım şimdi şöyle. İki tane üstünde dursun. Geri kalanı boşu boşuna üstünde tutmaya gerek yok. Toprakları ilk hesap onu dizeceğim. Ben büyük ihtimalle şöyle sağlam bir farm yapacağım yani. Taş farmı. Böyle uygundur. Ama şu ağaçlarımızı da ekmek gerekiyor tabii o arada. Çıt. Tamam bu kadar büyüse yeter ya. Biraz daha da olabilir de. Bunlar büyüsün yeter. Aslında şurası fazla yakın oldu. Sorun değil. Tamamdır. Amelation ol. Çalışacak. Bir dahaki bölüme bayağı bir taş. Diğer yerlere gideceğiz. Bak zırt diye büyüdüm. Bir buradan ya. Bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz efendim beğenmeyi, mesaj atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.